Herkese merhaba arkadaşlar. Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat şuradan gizemli göl kısmı vardı ya arada. Ben bir önceki bölümde hatırlıyorsanız gizemli gölün, daha doğrusu bataklığın biraz daha gerisindeki bir kısımdan başlamıştım. Hatta bu tünelin çıkışını biz bulamamıştık. Tünelin çıkışı aslında tam olarak tünele, yani şeyi takip edecekmişiz dümdüz. Tren yolunu takip edecekmişiz. Oradaki çöküntü var ya böyle. O çöküntünün zaten kenarından çıkıp hemen üstünden alt kısmı atlıyorsunuz. Yani dümdüz gidecekmişiz. Öyle geldiğimiz yollardan tekrar dönmeyecekmişiz. Öyle bir şey varmış. Çok basitmiş aslında. Oradan şunları da alayım görmüşken. Ya şimdi fark ettim. Oradan çıktım geldim. Bataklıkta hatta uğramam gereken bir yer vardı. Hatırlıyorsunuz haritasında bir kısım. Hatta göstereyim ben size orayı. Durun göstereyim. Gizemli gölden ayrılalım. Ateş sönmez herhalde, yani daha yeni yaktık. Şu haritadaydı arkadaşlar. Ara harita diyebiliriz buna. Harap bataklık. Bu haritadan geçtim. Biz bundan önceki bölümlerde şu kısa dalga kulesine uğramıştık. Daha sonrasında eski Spence ailesi çiftlik evine uğramıştık ki bayağı burada hastalığa yakalanacak duruma geldik. Çünkü bayağı bir üşümüştük falan vesaire. Şurada da kısa dalga kulesi vardı. Ben ne demiştim? Dönüşte şuradaki kısa dalga kulesine uğrayacağım demiştim. Fakat oyunda buraya ben uğramadım. Çünkü zaten çok zor şartlarda geldik. Yine aynı şekilde hipotermi hastalığına yakalanmak üzereydi karakterimiz. O yüzden ben hiç riske girmedim. Direkt buradan yardırdım gittim. Şu anda da buradayım işte. Yani bizim asıl haritamıza geldik. Şurada da zaten avcı abinin olduğu yer. Hemen şöyle dönüp kulübeye gideceğiz. Bu şekilde. Ateşi de o kadar zor yaktım ki. Ya bayağı tipi böyle fırtınanın içerisinden girdik. Bundan önceki bataklık haritasında. Siz orayı göremediniz tabi. Ya oraya hem vakit kaybı olmasın diye açıkçası birazcık da şey yapmadım. Video kaydını almadım. Yayınlamıyorum. Çünkü hiçbir şey olmadı. Sadece fırtınada koşturdum. Karakterimiz bayağı bir üşüdü. Şöyle göstereyim. Hipotermi riski artmıştı şuralarda falandı. Şu an böyle geriledi biraz. Burkulma riski hala devam ediyor tabii ağırlıktan dolayı. Ama onun haricinde bir herhangi değişiklik zaten olmadı. Şöyle biraz ısınalım ya. Ama şey olayı cidden zordu. Hani artık donmuşuz, hipotermi dayanmış sonuna kadar. Bayağı ben şey dedim, artık ölecek herhalde, hipotermi yakalanacak dedim. Çünkü hipotermi yakalandığınız anda oyundaki en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Hipotermi olduğunuz anda tamam karakter, yani kesin ölüyor demiyorum, iyileşiyor ama çok zor iyileşiyor. Birazcık ısınalım. Uykusuzluk var ama yetişir. Hani zaten şu mesafe hemen. Yani yetişir umarım. Ormanda konuşanların malzeme zulaları. Bunun öncesinde de, yani yine bataklık kısmında da vardı bir tane. Ona da gitmedim. Ya bunlar yan görev bile değil artık. Hani istersen ekstra malzeme, yiyecek içecek, hani başka bir şey yok zaten. Öyle şatkan vereyim, pompalı başka bir tüfek vereyim falan filan, öyle bir şey yok. Neyse, yeterli herhalde. Gidiyorum ben. Oy kurt. Güzel yere koymuşlar ama. Silahınızı doğrulttuğunuzdan zaten biliyorsunuz. Direkt saldırıyorlar. Üzerinize koştururlar. Hayvan çok tehlike hissediyor. Bak şu an bir sıkıntı yok. İşte sakin sakin. Yiyecek içecek sıkıntımız zaten yoktu. Sadece işte üşüme şeyi vardı. Başka bir şey yok. Her zaman en korktuğum tepe şurası. Şu tepeye çıkarsak tamam. Yorgunluk arttıkça ağırlık, taşıdığımız ağırlık olayı da düşüyor. O yüzden yavaşladık. Gel artık gel. As! Nasıl ya?
Abi bu niye boş? Yani benim suçum. Benim suçum. Bunu ben ne ara kullandıysam doldurmamışım fişeği ya. Çok. Hiç beklemiyordum. Hakikaten hiç beklemiyordum boş olmasına falan. Allah'tan kurt şey yapmadı ha. Bir kanamadır, ağır yaralama falan olmadı en azından. Sadece burkulma ile yırttık. Hadi be McKenzie, az kaldı. Artık koşmamız bile yürüme şey oldu. Abi sen... What have we here? Of, Nacak da lazım ama ya. Biliyorum iyice yavaşladık da. Kulübeye bırakacağım. Artık gerekli olmayan şeyleri kulübeye bırakacağım. Yanımızda da az yiyecek alacağım, mermi var. En azından avlanırız bir şekilde. Yiyecek içeceğimizi günübirlik halledeceğiz artık. Çünkü çok yavaş yürüyoruz abi. Çok kaç bölümden beri. Evet göründü. Kulübe göründü artık sonunda. Bir şeye baktım böyle bir anda, mikrofonu kapalı mı kaldı falan diye. Bazen unutuyorum mikrofonu, bütün yayın boşa gidiyor. Ki zaten yayıncılıkta en önemli şeylerden birisi, yani daha doğrusu en kötü olaylardan birisi bir şey unutmanız arkadaşlar. Yani mikrofonu kapalı unutuyorsunuz ya da programda bir sıkıntı çıkıyor, fark etmiyorsunuz, o anda hata vermiş görmüyorsunuz falan. Aynı yani şu konuda sıkıntılı. Aynı bölümü tekrar oynamak sıkıntı değil. Asıl sıkıntı şu, aynı bölümü tekrar oynuyorsunuz, bu sefer verdiğiniz tepkiler yapmacık oluyor. Zaten bildiğiniz şeyler işte, bazı yayıncılar için diyorum, adam gördüğü şeyleri görmemiş gibi aa wow falan yapıyor böyle, işte inandırıcı olmuyor, anladın mı? Samimi olmuyor. Öyle bir sıkıntı var. İşte ben de aynı şekilde tekrar tekrar oynadığım bölümler oluyor, bunu size zaten söylüyorum, belirtiyorum ama hani en azından şey yapmıyorum böyle, oynamamışım gibi davranmıyorum. Ama işte şey olmuyor bu sefer, o anda mesela çok korkunç bir şey geliyor başıma, tamam mı? O anda o korkuyu, o paniği veremiyorum. Biliyorum çünkü ne olacağını. Benim de canım sıkılıyor bu sefer. Of ya diyorum, tekrar oynuyorum aynı yeri. Hani hem oynayan için hem de şey için. Tabi zaten yayıncının pek çok sıkıntılı şeyleri var oyun oynarken de. Maalesef. Ben normalde şu oyunu oynarken böyle otururum, manzarayı izlerim. Veya şu şöminenin başına otururum. Hakikaten çay mesela içiyorum değil mi bu oyunda? O ateşin sesi falan demiştim ya, o kadar güzel ki o şöminenin sesi. Gider gerçek hayatta da mesela mutfağa girer, çay demlerim kendime. Oturur abi çayımı içerim o sıcakta, o sesle beraber. Böyle bir rahatlama amaçlı. Ama şimdi bunu yayında yapamıyorsunuz. Yarım saat şimdi oturup da çay içsem burada saçma olacak. Anca sohbet muhabbet videosu gibi bir şey olur o, oyundan ziyade. Böyle ufak tefek şeyleri var ama sonuçta güzel bir şey bir yandan da tabii. Sizlerle paylaşmak da güzel bir şey. Ya tek başınıza oynamak var, bir arkadaşınızla oynamak var. Şu an bir arkadaşımla değil, yani sizlerle düşünün, yani arkadaşlarımla oynuyormuşum gibi hissiyat oluyor. Kardeşlerimle oynuyormuşum gibi. O yüzden güzel bir şey bir açıdan. Evet. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora. Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. Bir film vardı ya. More powerful Elektriklerin signal. Kesildi. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get Buna a message benziyor out. Konusu. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Now, this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear.
Now, why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me two, maybe three of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. Bir oyunda da, bakın bir oyunda da ben oturayım şurada yatayım uzanayım tamam mı? Sen git de al da gel. Bir oyunda ben yaralanayım. Tamam mı? Beni kurtarsınlar. Birisi de beni kurtarsın. O kişi alsın gelsin. Veya filmde. Bir şaşıralım ya. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane. Bütün bunlar ben ıssızlığın derinlerinde uçağımla kaza yapıp bir şekilde bu sırada eski eşimi de kaybettikten sonra oluyor. Ayrıca sanırım gerçekten onu bulmak istiyorum. Don't forget about the wolves. Let's get on with it. Evet, kısım 3 gürültü sinyali. Tamam, şimdi asıl bölümümüz buradan başlıyor arkadaşlar. Az önceki böyle tamamlayacağımız yerde. Şimdi. Abi burada her şey tamam, güzel, iyi, hoş değil mi? Hipotermi riski gidiyor, acı varmış biraz. Onu da ben şöyle bir ağrı kesici var mı? Antibiyotik varmış, ağrı kesici de çok az kaldı. Ya. O yüzden kullanmayacağım, kendi kendine geçer, uyurum falan. Sıkıntı olmaz. Peki. Ben buraya bir dakika benim az önce bundan önceki benim attığım şeyler burada duruyormuş. Tamam bunlar dursun. Şuraya da bir şeyler atacağım çünkü. Tamam mı? Abi işe yaramayan ne var? 2 kilo ağır çekiç. At. Şunu iç. Bir tane daha mı var? İç. İçmiyorum. Ne yapıyorsun? At ya o zaman. Dursun. Bunu da at. Damlaya damlaya göl olur. Yani sıkıntı değil. At bunu da. 35. At. 36. At. 48. At. 42 at bunu da, 43 at bunları daha sonra lazım olursa artık. Kibritlerde levye gerekli mi? Şu anda levye yani. Aslında çok gerekli değil bence. O yüzden levyeyi de bırakıyorum şimdilik. Balta gerekli, o yüzden baltayı alacağım. Ağaç falan bir şey kesersek. Kahve dursun. Yani. Dursun. Etler, kumaş, konserve, dursun, yeriz bunu sonra çıkınca, bunlar dursun, tamam, kıyafetler, az kalmış zaten, bıçağımız var, gazete, şunu atabiliriz, fener, bundan bir tane bana şimdilik yeterli.
Fasulye. Buzdolabın yok değil mi senin? Yukarıdan başlayalım. Büyüteç yani zaten şey kullanıyorum da 0-10'da pek bir şey fark etmez zaten. O da dursun. Botlar ayağımızda. Bunlar şunun bir tanesini daha şimdilik atayım. Çorba duruyor. 33. Ya aslında pek bir şey yok elimizde. İki tane şey vardı. Hah pardon üç tane. At. At şimdilik daha sonra toparlar şey yaparız onu da. Ya gereksiz bir şey yok. Ama hala ağırlık yani normal seviyede. Tam dursun. Şimdi biraz dinleneceğiz, uyuyacağız ya. Uyuyacağız değil mi? Nerede uyuyacağız? Benim tulumum da yok burada. Normalde vardı. Abi ben uyusam biraz şurada. Nasıl olur? Ya da gittiğim yerden bulacağım artık. Şurada bir oyunu kayıt alalım. 19 tamamdır. Görev ne? Gürültü sinyali. Yine eski haritaya döneceğiz. Bizi herhalde radyo kulelerine mi gönderecek? Zorla. Zaten gittiğim yerler. Bu arada balıklar ne oldu hiçbir fikrim yok. Gerçi buzdolabına koyduk ama hani evin içi zaten soğuk. Uyku tulumumuz yok ya. Tekrar bakayım da. Yapamıyoruz mu? Uyku tulumu. Barut kutusu. Sargı bezi. Ne hatırlamıyorum da nereye bıraktığımı. Kulübeye gitsem çok ters tarafta kalıyor yani burada. Ters olacak. Oyunda zaten açlıktan, susuzluktan daha çok uykusuzluk sıkıntı. Bir de soğuk. Levye falan bıraktık zaten. Arada dolaplar açıyor zaten. Başka hiçbir işe yaramıyor. Dolap açma sırasında. Dolap açtıktan sonra içinden çıkan ekstra bir et çıkıyor falan filan. Zaten yiyecek içecek var. Oh. Başladı bizimkiler. En azından balta olsun ki bir yakacak falan hani. Benim bu arada ateş hala duruyormuş ya. 3 saatlik. Bayağı yakmışım ben bunu. Oo. Gizemli gölden ayrıl. Şimdi ekstra güçlendirici parçalar toplayacağız bu bölümde. Bunlar nerelerde? Ya artık diyor ki oyun bize. İstemesen de şu an gideceksin. Keşke en başında gitmeseydim de şimdi gitseydim o zaman. Çünkü oralardaki bütün stokları tükettim.
Malum. Özellikle şuradakilerde. Önce buna gideceğim o zaman. Bu tarafta yok. Bu harita bizi biraz uğraştıracak. Ya da yine gittiğim yerden gideyim diyeceğim de uyumam gerekiyor. Burada uyuyacak yer yok ki. Neyse sağ taraftan gideyim belki bulurum. Cidden sıkıntılı bir bölüm ya. Biz yardımcıyız aslında. Uykusuzluk problemi olmasa sıkıntı yok. Heh, şimdiden başladık. Uykusuzluk alacağız. Yine ağırlık olacak. Bunlarla ilgili de yine buraya bir dönüş vardı bir bölüm. Yani bir görev hatırlıyorum ben ama o yüzden topluyorum bunları. Elbette bunlar başka bir işe de yarıyordu. Gözükmeden şuradan geçersek. Nefessizlikten ölecek gibi diyorum. McKenzie iyi misin? McKenzie. Şu dallara falan normal elimizde parçalamıyoruz bazılarını. O yüzden baltayı aldım. Isınmak için şart çünkü. Şuradan zaten bir çıkış yok. Mecburen şu taraftan. Yavaşlamaya başladık. Hadi bir az kaldı. Bir de uyuma yeri bulursak. Kule gözüküyor. Ama buralara çıkış işte sıkıntı. Uyku tulumumuz yok.
tarzı bir oyun daha vardı ya. Firewatch muydu? Watchfire mı? Tam hatırlamadım onu da. Bir ormancıyı yönetiyorduk. Onu da ben mesela ilk yarım saatini oynadım, sonra oynamamıştım. Ama tekrar bir oynayasım geldi şu anda. Çıkamıyoruz değil mi buradan? Ya şuraya kadar çıksak şuradan zaten ulaşacağız ya. Bu kadar mı zor? Ah be abicim. Ayak bileği de değil, el bileği. Burkulu. Ne alaka ise yani, ne alaka? Abi bir sakatlanmadan yapamadım. Şuradan çıkacaktın işte ya. Ya şöyle elinle şöyle şöyle çıkacaksın yani. Ne var o kadar şeyden? İlla dolanacağız böyle. Onun bir yolu vardır, girişi vardır. Yol uzayacak ya artık. Geçmezsin değil mi buradan? Geçmezsin tabii. Geçer misin ya? Hiç geçer misin oradan? Şuradan da çıkacağını zannetmiyorum. Ben de şansımı deneyeyim hadi bir. Sözde. Bak şuralarda bir yerde takılacak. Oho. Ayı sesi mi? Aa, ayı sesi duydum sanki. Kaçın bakalım siz. Sargın da kalmadı. I think I can use this. Oh, sargıcı. Oo, oy, bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Aldık mı? Is it food or? Denizci fişekleri. Aldık, iyi hoştu abi şimdi yani. Uyku. Muhabbetini ne yapacağız? Burada kulübe falan da yok. Sadece bir tane tren vagonu vardı, onu bulamadım. Raylarda değil. Şu an tek çarem o. Peki onun içinde uyku tulumu var mı yok mu bilmiyorum da, hatırlamıyorum da. Artık ineriz yani çıkamadığımız yerden. Birini aldık. Gündüz yardıracağız. Bizim adam üşüdükçe, ben oyunda böyle ürperdikçe kurtlar falan böyle çıkıyor ya hani, bir yandan şey var. Hani hastalanmama bir yandan, hayatta kalma mücadelesi falan derken terliyorum. Adam burada donuyor, ben terliyorum evde. Böyle enteresan da olur. Bu oyun aslında şey oynayacağız bu. Kışın tam ortasında, tamam mı?
Evde kaloriferi de kapatacaksın soğukta. O atmosferi hissedeceksin çünkü. Böyle ağzından yüzünden duman çıkacak. Bilmiyorum niye böyle bir ezeli diyorum kendime de. Gerçekçi olsun diye her şey mi bu? Something's making me feel tired. Göz kırılmadan geçebileceğiz mi bakalım. Şu vagon nerede ya? Şu içinde uyuyabileceğimiz vagon nerede? Ben bu burada şuraya gideceğim. Dümdüz. Çok iyi hatırlıyorum bir vagon vardı. Şu geçitten atılırım. Sen ateş yakacak durumumuz bile yok. Of. Of kırılır asmaz. Bu arada direkt bu videodan izlemeye başlayan arkadaşlar varsa hepiniz hoş geldiniz seriye. Serimize. Umarım hoşunuza giden bir bölümdür. Diğer bölümlere bakarsanız, geçmiş bölümlere veya diğer serilere izlerseniz keyif alacağınızı umuyorum. Bir de beğenir ve abone olur. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz gerçekten mutlu edersiniz beni. Arada böyle reklam var. Şurada bir büyük dağ var. Bomboş arazi, hiçbir şey yok. Hadi buraya da bir şekilde giderim de yani. Nerede uyuyacağım ben? Bir saniye ben... Aa ben şurada mı bırakmıştım? Uyuma yerine. Değil mi biz oradan almadık galiba? Bak şimdi hatırladım ya. Aynen abi oradaydı. Buradan yetişebilirsem. Biraz zor ama. En kötü ateş yakıp bir kahve pişiririz bir yerde. Buradan geçemem. Deneyeceğim bunu. Deneyeceğim. Kırılmazsa tamam. Direkt yükle direkt. Oyun yükle. Hipotermi. Hemen anında hipotermi oluyoruz zaten. Buradan mecbe dolanacağız.
too tired to think straight. Koşamıyorum, koşamıyorum. Abi lanet olsun ya. Hakikaten lanet olsun ya. Yani yorgunluğun zirve noktasını yaşayacağı yere geldi. Son şey artık orası. Son geçiş ya. Vagonlarda da şey yok yani, içinde kalacağım vagon yok. Şu çiftliğe zaten ulaşamayız. Nasıl yaparız? Şurada bir saniye. Enerji verebilecek bana herhangi bir şey yok mu abi? Enerji içeceği olur, bir şey olur yani o tarzda. Enerji patlaması sağlarmış kısa bir süreliğine. Yardır abi. Yardır. Kaldı. Şu çiftliğe gidersek halledeceğim. Ya da bir saniye, burası daha mı yakın? Oy oy oy. Something's making me feel really tired. Çık şuraya, çık bir yere, çık bir yere artık. Gözünü seveyim, çık artık. Ne olur McKenzie, çık artık ya. Abi ben buradan kaç kere geçtim? Kaç kere geçtim ben buradan? Hiçbir sıkıntı çıkmadı, çıktı. Çıkmayacağı tuttu şimdi orada. Düşeceğiz, düşeceğiz, yine düşeceğiz. Birkaç kere deneyeceğiz burayı. Burada bitiyor çünkü. Tam ortada bitiyor. Hipoterm olmamız lazım. Çok şey bir noktada durduk şu anda.
Karşıya geçmem lazım bir şekilde. Ne yapacaksın biliyor musun McKenzie bu yüzden? Bir tane daha alacaksın ondan. Bunlar iyi olduca gerçekten ya. Tam kurtarıcı. Eve girersek. Hadi bitiyor, az kaldı. Buradaymış, görüyor musunuz arkadaşlar? Sonunda ya, sonunda. Abi al gazete mazete ne varsa tahta al. Dinleneceğiz artık burada. Çok iyi oldu ya bu adrenalin ilaçları. Deli gibi vallahi koştuk. İşte bunlar olmazsa sıkıntı. Şimdi burada ne yapacaksınız? Ya başka bir haritaya geçeceğim. Diğer haritanın ucundaydık zaten. Bir yer ayarlayacağım. Bunu bu arada unutmuş olmamı hani hatırladım ya. Hatırlamam cidden iyiydi. Yoksa burada uyku tulumu olmasa yine bittik. ...51 dakika. Abiciğim ne varsa parçala, ne varsa. Bir oda mı çıktı ondan? Burada yatak da varmış zaten. Acı iyileşti. Varsa bir şey daha çok güzel olacak. Şu masaya falan çalışma tezgahı parçalamıyoruz değil mi? Şurada vardı sanki bir şeyler. Ben bırakmıştım. Heh, duruyorlarmış. Çam odunu. Şu. Sekiz saat götürecek diyor bu seni. Susuzluk. Bir yerden su da almamız artık gerekiyor. Bitti de mi su? Suyumuz da bitti. Kar suyu oluyor ama işte onu nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum. Tamam değil mi? Yaptım kaydımı. Uyku tulumu alırım. Yani. Aa burada kömür varmış altında. Hadi abi erken saatlerde çıkalım da. Biraz götümüz donacak artık yapacak. Çok tekrar geri dönerim. Kömür var ya. (Gülüyor)
doldurayım da tekrar aynı hatayı düşünüyorum. Looks like a new day is dawning. Adam bize ne demişti? 4 parça demedim, 3 parça mı dedi? 3 parçaydı, tamam. 4 parçaysa bir sonraki haritada da var yani. Geldiğimiz haritada da olması lazım. Gölde. Sabahın şimdi erken saattir ya, direkt hava soğuk çünkü. O yüzden adam üşüyor. Biraz güneş atsın. Burada kurt vardı. Ben onu öldürmüş müydüm? Kaçmış mıydı? Şuradaydı hatta tam. Şunun arkasında. Mackenzie ve eşi Astrid'in hikayesi bu şekilde devam ediyor. Bakalım eşimizi bulabilecek miyiz? Astrid şu an bence hayatta. Ama nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Tabii bizden bir adım önde olduk kesin. Etme. Eyleme. Sevimi yaparım abi. Oh, kaçtı. Şu değil mi kutu? Bayağı gittik herhalde biz. Burada artık. Abi parçalıyor mu? Olması gereken bir şey mi oluyor şu an sahne? Yani. Yani. Niye olmadı ki? Bu anten şeyi nerede bunun? Gel. Tamam, nerede hata yaptığımızı anladım. Bunun belirli bir seviyesi varmış. Direkt tutmuyor. Tamam, bu sahneyi izlemesek pek hoş bir sahne değil. Şimdi ben seni öldürsem her sahnede bu şekilde tekrar izletsem hoşuna gider mi? Bunu var ya, VR'la oynayacaksınız. Böyle burnunuzun dibinde olacak ayı. Ben bu arada şu an ayıya uğraşamıyorum, odaklanamadım. Hala ben... Telsiz parçası nerede? Ha, şu arkadaymış ya. Geliyor mu? Yani görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Abi ilk seferde nasıl yaptım ben onu peki? Ya böyle bir şey yok ya. Hakikaten böyle bir şey yok yani. İlkinde yaptım ama. Burada bir şey yapayım ben. Parçayı buldum zaten. Hayır, bir git işine ya. Git gözünü seveyim. Eklendi, aldım.
Geleceğim bir daha, gel. Cold is making my head feel thick. Öldürme için değil herhalde. Sadece savunma. God damn freezing. Hipoterm olduk. I can still feel my face. 3 kereymiş demek ki. Which means I'm not dead. Onward. Hipotermiyi kaptık ama. Yo, bir saniye. Riski diyor. Tedavi. Bir hemen çiftliğe geri dönelim de. Orada kömür de vardı. Ha, bu kurdu vurmuşum ben. Buradaymış bu. Toparlayayım. Ben de diyorum hemen hipoterm olmuyor yani, bir risk olması lazım, bir şey olması lazım. Yok değil mi bu haritada başka? Şurası var bir de. Tamam, orası dönüş yolu zaten. Oranın da çıkışı sıkıntılıydı biliyorsunuz. Tırmanırken biraz sıkıntı yaşayacağız. Vay be, ayıyla da bir mücadele ettik yani bu bölümde. Şurada bir şeyler var mıydı ya? İyi ki gelmiş. Bir daha da gelmem zaten bu taraflara, artık yolumuz düşmezse gelmeyiz. Aa, kulübe var burada da. Dur, şurada biraz isineyim, oraya giderim. Kesin orada bir şeyler vardır. Aldım. Bak şimdi harekete bak. Hemen bir koşu, hemen. Yeter. Aa, dur. Tamamdır ya, mis gibi. Bir şey diyeyim, ben bu kömürlerle burada bir gün daha uyurum yani. Ayının da hakikaten maşallahı var. Şeytan ayı diye boşuna dememişler bunun hikayelerinde, efsanelerinde. Ölmüyor lan. Bu ne? Burada metal.
abi. Buraya geliriz, tamam mı? Kömürü şöyle oh. At at, zaten taşıyamayacağım. Odun da dursun. Adam at yiyebilirmiş. Sen önce bir çikolatalarını ye. Bak, suyun bile kalmadı. Su diyor abi, suyu niye yapamıyorum ben? Nasıl yapıyorduk bunu ya? Su şişesi mi lazımdı? Teneke mi lazımdı bize? Boş konserve falan. Yok mu konserve? Sağlam etli fasulye diyor. Açayım bunu bir yiyeyim. Geri dönüşüme kazandırılmış kutu. Nerede şimdi o? Kar eritmek, su kaynatmak ve konserve yemek pişirmekten basit bir kap. Tamam. Al işte bunu, al. Ben bunu kullanmak istiyorum. Nasıl kullanacağım? Hıh, kar erit. Tamam, böyleymiş. Enerji barı al abi. Birazcık da lıkır lıkır şu meyve sularından iç. Bunlar iyi geliyor. Bunu da iç. Oh, yarasın. Bak, karnına doydu hazır. Bir saatte şurada kestirirsem hem dinlenmiş olurum biraz. Su da kendine gelsin. Su kaynıyor. Aman taşmasın da öyle. Buharlaşmış değil mi? Neyse, al sonra artık şey yaparız. Şimdilik idare ederiz. Hemen hızlıca şu görevi yapalım da. Bu bölüm çünkü bir saate aşacak. Oy oy oy, gördü ya, vallahi gördü. Çubuk alsak geri getirse, ama onu da geri getiriyor değil mi? O daha sakat. Düz köpek mantığı da, yani niye geri gelsin?
Oh, orada da var. Bak bu havlamanın anlamı ne? Nereye gidiyorsun? Hayırdır diyor. Bana diyor arkanı dönme. Silah doğrultuca mı gelecek? Tek mermiyle yani tek fişekle ikisini kaçırmam lazım. Yani şu an 12 tane vardı, güvenmeyelim de oyunun çünkü ilerleyen safhalarında lazım olacak bunlar. Oyunda sevdiğim nokta da bu yani. Episodlarda geçişlerde en azından bölümler arasında sizde olan malzemeler gitmiyor. Ben mesela 3.'yü de bitirdikten sonra episode 4'ü bekleyeceğim. Bu malzemeler duracak. Bırakmıyor da peşini ya. Şuna bakmayacağım diyordum artık. Şey üstü ya. Hazır yolum üstü. Onu da alırız artık. Sen koşmaya mı başladın? Esme tam zamanı. Tam zamanı esmiş. Tepede herhalde bu ya. Yo şurada kutu. Gördüm. Gel gel artık gel. Tam yolun üstüne koştun. Aferin sana. Bu taraftan gideceğiz ya. That's what I'm looking for. That'll come in handy. Değerlendireceğim. Şu an için değil de tabii. Buradan dolaştılar yine arka taraftan gidecektik ya. Bir an korktu. Sargı yok değil mi? Bir sargı bezi yapayım ben ya. Dur, geçemiyor muyuz? Geldik. Ayı burada da gelebilir. Yine bir havaya girmeyelim de. Yani geçiyorsun falan diye. Oh. Yemin ediyorum ben gerildim ya. Şu McKenzie'nin hikayesi var ya artık. Nasıl bir hikaye? Adam nasıl kaldı burada?
Gerçekten bir sıkıntım var. Dünya buzul çağına mı gidiyor? Şimdi Kanada'dayız yani. Onda etkisi var. Kanada zaten soğuk yer. Bir de deprem meprem mevzusu var. Hani deprem olmuş, köylerin giriş çıkışları yıkılmış falan filan. Ben dedim abi. Ben dedim. Not this again. Uğraşacağım, yapacak bir şey yok. Ben bir sevda yakınladık. Ne olur ne olmaz artık şey yaptım. Jeremiah geri götür. Oldu. Zaten sıkıntı da o. Şimdi nasıl gideceğiz? Şuradan ben aşağı atlasam yine. Geleceksin değil mi? İlla geleceksin. Bayağı yaralandın ama. Bak üç son gel. O kadar geç geleceğini tahmin etmedim ya. Biraz yavaş geldi. Beklediğimden yavaş geldi. Devam edin, siz devam edin. Evet, şimdi yapmıştım kayıt. Artık kaç gitti ya, artık kaç yani. 6 kere böğrüne soktum, 6 kere. Yani yeter. Esrarengiz değil, bir şey diyeyim mi? Bu ayı hakikaten zeki bir ayı. Bak bu cidden düşünüyor. Normal değil çünkü bunun zamanlaması yani. Öyle yerlerde çıkıyor ki. Tamam. Az kaldı, az. Az kaldı. (Gülüyor)
Bu haritaya yine geri döneceğiz diye hatırlıyorum ben. Bu benim ağaçlardan topladığım bitkiler var ya. Sarkan. Onlardan mı gerekiyordu bir şey? İlaç gerekiyordu galiba. Ayıyı bayıltmak için miydi? Tam hatırlamıyorum. Yani bir şey için gerekecek tekrar. Bizi bu bölgeye geri gönderecekler. O yüzden bayağı bir topladım ki bir dahaki sefer sıkıntı olmasın. Hazır elimde var. I need to find a place to rest. Şöyle hava yatsam bir şey olur mu acaba? Bir ara deneyeceğim onu ya. Yalnız helal olsun. Ayı var ya. Pes. 6 tane mızrak soktuk. 6 kere ya. Böğrüne böğrüne soktuk mızrağı. Yok abi ölmüyor ya. Oyun şimdi kayıt alınca bir işkillendim yani ben. Bir daha mı gelecek? Vallahi ne yürüdü adam ya. Helal olsun McKenzie. Böyle bir durumda ben de olsam ben de yürürüm de tabi bu kadar şey alamam üzerime. Ben bazen kızıyorum da 30 kilogram nedir ya falan diye. İşte oyun olduğu için hani kızıyoruz zaten. Yoksa 30 kilo ben taşıyayım da bir göreyim onu değil mi? Askerde bile üzerimize 20 kiloluk bir yelek falan veriyorlar da. Mermilerde onu zor taşıyoruz. Tabi tam dolu. Askerliğini yapmayan arkadaş kardeşlerim bilmez. 20 kilo yakın bir yelek oluyor. Tam dolu olursa bütün tesisatla birlikte 20 kilo yakın. Bir ağırlık taşıyorsunuz üzerinizde. Çok zorluk çekmezsiniz de hani yani. Birazcık şeylerde nöbetlerde işte atıyorum 4 veya 5 saat değişiyor yerden yere. Bizim 4 saatti mesela nöbetler. 4 saat duruyorduk. Ayakta durdukça o işte biraz böyle nasıl diyeyim ağrı yapmaya başlıyor sırtınıza falan belinize. Ama rahat yani çok şey yok. Böyle of nasıl taşırım gibi bir şey değil, bir durum değil. Mesela ben bir ara dağcılığa falan da merak salmıştım da yani dağcıların çantaları da bayağı yani ağır. Yemekleri, konserveleri olacak içinde dağlık tırmanma malzemeleri, ipi, halatı. O halat bile ağır bir şey. Böyle düz ip gibi gözüküyor değil. O halatın bile bir ağırlığı var mesela. İşte uyku tulumları, bayağı malzeme var. Çantayı taşıdım ama dağcılık yaptığımı yapmadım. Bir arkadaşım vardı onun çantasına bakmıştım. No, no. Ne oluyor şu anda? Bu sefer beklenen bir şey oldu galiba. Bileydim mızrak falan alırdım da yani sahne girdi.
Where am I? Hayda. Tam kurtulduk dedik var ya. Holy shit. The bear. Uykusuzluk var. Burada mı uyuyayım ayıyla beraber sarılıp da? Kısım 3 bir kişinin elinden gelen. Evet, burada keselim isterseniz böyle heyecan dorukta bir yerde. Ayının şu an mağarasındayız. İnindeyiz. Bakalım ne olacak? Kurtulabilecek miyiz? McKenzie'nin başına neler gelecek? Buradan kurtulup eşinin, eski eşinin daha doğrusu Astrid'in yanına dönebilecek mi? Kendisini bulabilecek mi? Kulübeye dönebilecek miyiz? Göreceğiz. Kulübeye dönersek de ne olacak? Ki zaten ben ne olacağını az çok biliyorum. Yani bilmeyen kardeşlerim için şu an bir şey demeyeceğim. Spoiler vermeyeyim. Ama güzel şeyler olacak. Bekleyin diyorum heyecanla. Kendinize iyi bakın. Bir bölüm sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.